Abdurrahman Dilipak, Gülen'in Hümeyni planı suya mı düştü? Geçen gün kontrgerilla.com'da ilginç bir analiz vardı. 8 Kasım 2014'te yayına giren analizde Gülen'in 17 Aralık sonrası Türkiye'ye dönüş planları yaptığı ama artık o planın rafa kaldırıldığı ve bundan sonra da dönmesinin artık mümkün olmadığı anlatılıyor. Gülen için Ankara ve İstanbul'da iki ayrı malikane inşası içinde düğmeye basılmıştı. Gülen artık devlet için bir tehdit olarak algılanıyor ve hakkında çıkartılan kırmızı bültenle de yakalanıp iadesi isteniyor. Gülen bir daha gelmeyebilir. Hatta Amerika'dan ayrılsa bile ömrünün geri kalanını başka bir ülkede geçirmek zorunda kalabilir. Söz konusu yazıda şu görüşlere yer veriliyor. Fethullah Gülen'in yıllardır yaşadığı Amerika'dan Türkiye'ye dönmemesinin nedenleri giderek belirginleşiyor yürütülen iki büyük soruşturma. Gülen'in bu soruşturma savcılarını görevden aldırma girişimlerinin ve olası diğer tüm çabalarının 12 Ekim'deki HSK seçimleri sonucunda tam bir akamete uğramış olması, yargının paralel yapı tehlikesi karşısında birleşmiş olması. Kendisiyle bağlantılı olduğu ileri sürülen polislere açılan çok sayıda diğer dava ve soruşturmalar. Aleyhindeki çok sayıda suç duyurusu, Gülen'in yaptığı karşı suç duyurularının takipsizlikle sonuçlanmaya başlaması, bu takipsizlik kararlarının yüzlerce yeni davayı getirme olasılığının belirmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gülen yapılanmasına karşı tavrını hiç yumuşatmaması, paralel yapı tehlikesinin 1990'lı yılların sonunda da gündeme geldiğinin ve dolayısıyla bir hükümet sorunu değil devlet sorunu olduğunun tüm kesimlerce fark edilmiş olması, işte tüm bu ve sayılabilecek belki başka gelişmeler karşısında Fethullah Gülen'in Amerika'dan Türkiye'ye dönme konusunu aklının kenarından bile geçirmediği, gelmesi durumunda derhal gözaltına alınıp tutuklanacağı korkusu yaşadığı ileri sürülüyor. Oysa İran lideri Hümeyni'nin ülkesine dönmesinde olduğu gibi Gülen'in de Türkiye'ye gösterişli bir karşılama töreniyle dönme hazırlıkları yaptığı yakın dönemde gündeme gelmiş, hatta kalması için yapılan Ankara Gölbaşı'ndaki muhteşem malikanenin ayrıntıları medyaya yansımıştı. Şimdilik Gülen'in geri dönüş planları askıya alınmış gözüküyor. Dahası Türkiye'deki dostları Gülen'in peşinden ülkeden ayrılmak zorunda kalabilir. Çember her geçen gün biraz daha daralıyor. Gülen'in avukatlarının açtığı davaların muhatapları şimdi karşı davalar açmaya hazırlanıyor. Dahası sosyal medyadaki yumurta kafalılar da yeni davaların muhatabı olacağı benziyor. Hepsinden önemlisi alt atıldıklarını düşünen birçok insan yarın eski arkadaşları hakkında dava açmaya hazırlanıyor. Bürokrasi ve iş dünyasından birçok isim şimdiden paralel yapıyla arasına mesafe koydu. Cemaatin çekirdek kadrosunda ciddi bir çözülme gözükmüyor. Çünkü gidecekleri yerleri yok ve deşifre olmuş durumdalar. Birbirlerinden ayrılırlarsa sahipsiz kalacakları korkusunu taşıyorlar. Aynı şekilde cemaatin hiç acıması yok. Kendilerinden uzaklaşanları hemen dışlıyor ve aleyhine geçiyorlar. İktidar kanadından ağır bir baskı görüyorlar ürken bir de kendi dostlarının tehdidine maruz kalırlarsa ...ezileceklerini düşünüyorlar. Takıya burada işlerine yarıyor. Her iki kesimde de takıya yaparak zaman kazanmak... ...bir çıkış yolu bulmak ve gelişmeleri gözlemek istiyorlar. Şimdilik son umutları milletvekili seçimlerine kadar... ...bir çözüm yolu bulunması ya da Türkiye'de işlerin iyice karışması... ...ve iktidarın kendileriyle uğraşacak mecali bulamaması. İsrail'in son Kudüs saldırıları karşısında... ...cemaat medyasının ve Gülen'in sessizliği dikkat çekici. AB ülkelerinin Filistin'i tanımaya başlamaları... Amerikan seçimlerinde ılımlı İslamcılara destek veren demokratların gidip evangelişlerin desteklediği şahinlerin yani cumhuriyetçilerin kongre ve temsilciler meclisinde ve eyalet valiliklerinde seçimleri kazanmış olmaları paralel yapıyı endişelendiriyor. Ya Amerika ılımlı İslam politikasından vazgeçerse? O zaman ortada kalacaklar. Aynı şekilde Avrupa Vatikan politika değişikliğine giderse İsrail saldırganlığını artırır, İslam dünyası giderek artan bir tepki vermeye devam ederse ne olacak? Cemaat Sisi ve Suudi kralı ile aynı çizgiye savrulacak. Bu da öfkenin İsrail ile birlikte kendilerine yönelmesi anlamına geliyor. Onun için gelecek cemaati kaygılandırıyor. Bu kaygı özellikle cemaatin kripto kadrolarının uykusunu kaçırıyor. Cemaat içindeki bazı isimler yarım ağızda olsa cemaat bazı yanlışlar yaptı ama itiraf edin iktidar olarak siz de yanlış yaptınız. Bu kavgayı bırakıp yeniden uzlaşın anlamına mesajlar vermeye başladılar. Bir yandan da diğer kendilerine cemaat denen yapıları iktidara karşı bak bizim başımıza gelen sizin de başınıza gelebilir diye uyararak iktidar üzerinde baskı oluşturarak uzlaşmaya razı etmeye çalışıyorlar. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit.